Herkese merhaba. Bir tane video çekeceğim YouTube için. Bu video düz çizgiler, yuvarlaklar, kareler, gölgelemeler, ufak ufak, kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. Hemen geçelim anlatmaya. Bir tane sketchbook'um var. Bu Van Gogh Müzesi'nde alınmış. Bunda mesela neler yapmışım? Hızlıca şöyle bakalım. Mesela burada Ortaköy Camisi var. Süleymaniye Camisi'nin bir eskizi var. Burada Ayasofya'nın bir eskizi var. Sonra bakalım şurada. Bir online dersimle alakalı bir çizimim var. Online dersimde, ilk online dersimde böyle bir ev yapmıştık. Bu evi çalıştıp da öyle yayın yapmıştım. Çalışıp öyle yayın yapmıştım. Şimdi tabii bundan sonra da çalışıp yapmam gerektiğini ikinci dersimde anladım. İkinci dersimde Sen Antoine'ı çizerken bir sürü işte sıkıntılar oldu, bir şeyler oldu. Yani sıkıntı derken neden bahsediyorum? İşte ölçülendirme ile alakalı bir takım durumlar oldu. Ama beni rahatsız eden bir şey yok, ama yine de anlatırken o tarz şeylerin olmaması gerekiyor. Yani bir ders anlatırken bu tarz şeylerin olmaması gerekiyor. Onun için bu da bana ders oldu tabii. Şimdi ben bakalım başka neyim var. Şurada mesela. Biraz karışığım tabii. Burada bir tane bu çizim yapmıştım. Hızlı çekim yapmıştım. Galata Kulesi. Şimdi ben temiz bir sayfaya hemen bir şeyler anlatmak istiyorum. Ne anlatacağımı da şu anda karar veriyorum. Şimdi. Öncelikle düz çizgi çekmekle alakalı bir ders, yani bir şeyler anlatmak istiyorum. Mesela yatayına bir düz çizgi çizelim. Şimdi birkaç kere böyle yapıyorum. Ne oldu? Düz çizgi. Aslında düz çizgiyi çizerken elimiz şu şekilde, yay şeklinde gider. Ama biz sanki hafif U çiziyormuşuz gibi onu düzeltebiliriz. İşte bu şekilde düz çizgimizi çekebiliriz. Diklemesine bir çizgi çeksem, onu da neye göre yapacağım? Şuradaki çizgim, kağıdımın kenarı, yani kenar çizgimi baz alarak çiziyorum. Şuradaki mesafeyi koruyarak yapıyorum. Buradaki mesafeyi tamamıyla korudum. Aynı zamanda başka nasıl olabilir? Mesela şuradaki çizgiye göre yanına bir çizgi çizeceğim. Noktalar çiziyorum. Onun yine devamında noktalar çiziyorum. Bu noktaları daha sık da yapabilirim. Şöyle aralarına. Sonra bu noktaları birleştiriyorum. Ne oldu? İki tane paralel yan çizgim oldu. Düz çizgi çekerken cetvel kullanmadan mesela bakarak şöyle bir bakalım. 2,5 santim bakıyorum. 2,5. Gördüğünüz gibi eşit oluyor. O yüzden cetvelsiz de pekala yapılabilir. Dümdüz çizgi çekmek. Yani benim yaptığım çizimlerde, şehir çizimlerinde, işte veya şöyle diyeyim, bütün eskizlerde. Hiçbir şekilde dümdüz bir cetvel çizimi eskizlerde güzel durmuyor. O yüzden bu şekilde titrek veya önemli olan mesafeyi koruyarak yapmak. Çizimi yaparken yamuk olması, yer yer yamuk olması, mesela girdili çıktılı, ama baktığım zaman aslında düz. Belki biraz daha şöyle. Yine de bir düz çizgi çekmiş oluyorum. Yatayına yaparken de yine bir çizgi çekiyorum. O çizgide şuradaki mesafeleri eşit tutuyorum. Bunlar eşit. Şuralar da eşit oluyor tabii bu durumda. Bu şekilde mesela bir sürü böyle. Ama mesela şöyle de yapılabilir. Şuradaki ölçüyle buradaki ölçüyü bir tutarak böyle bir çalışma yapıyorum, yani karalama yapıyorum. Bu tamamıyla pratik yapmak için bu çizgiler. Bu şekilde. Şimdi çizgi yapımını yaptım.
Ya çizgiyi anlattım ufak bir şekilde. Şimdi daire yapımıyla alakalı. Şimdi karemi oluşturdum. Karede 4 tane nokta var. Bu 4 noktaya değecek şekilde bir daire oluşturacağım. Şimdi karemi yaptım şu anda. Bu ikisini birleştirdim. Bu ikisini birleştirdim. Bunları birleştirdim. Bu şekilde dairemi oluşturdum. Peki ben hiçbir yere bakmadan etmeden yani şu kare yapmadan nasıl yuvarlak yapabilirim? Onu göstereyim. Bir tane daire çizdim. Gayet de iyi duruyor. Benim bakış açımla bu şekilde daha iyi duruyor. Bunu diyelim ki siz şöyle yaptınız. Burada bir fazlalık oluştu. Ne yapıyorum? Birkaç kez daha onu yuvarlak yapıyorum. Olduğum yerde elimi çevirdikçe o yuvarlak oluşuyor. Bakıyorum. Sonra diğer kalemimi alıyorum. Yani şu kalemimi. Bu kalemimi aldığımda düzgün olan kısımlarını seçiyorum. Daire oluşturuyorum. Yani bu da çok iyi olmadı ama önemli olan burada anlatım ve dediğim gibi skeç yaptığımız için çok çok düzgün olmasına gerek yok. Şimdi karalama yapabiliriz. Karalamayı anlatabilirim ya da başka bir şey aklıma geliyor mu? Kısaca hani onlardan da bahsedeyim. Mesela şunu bir karalamayı anlatayım. Biraz karışık oldu. Önce düz çizgi çekmeyi öğrendik. Düz çizgi. Şuraya yazayım. Çizgi. Sonra eşit bölme diyelim. Sonra kare oluşturdum. Daire oluşturdum. Bunlar yani kare ve daire zaten bizim için önemli olan şeyler. Şimdi ben dairemi küreyi anlatacağım şu anda. Küreyi de ne yapıyorum? Şunu anlatayım mesela küre olarak. Küre dediğimiz zaten dairenin 3 boyutlusu ya. Bravo bana. Şimdi böyle bir şey yaptım. Şuraya bir parlaklık atacağım. O parlaklığı nereye atacağım? Şuraya bir parlaklık atacağım. Onun için geri kalan her yeri boyuyorum. Burası ince, burası fazla. Devam ediyorum. Sonra gitgide biraz daha hafif tutuyorum. Daha hafif tutuyorum. En hafifine doğru parlaklığı buraya atmıştım çünkü. Şimdi tekrar üstünden geçiyorum. Tekrar. Biraz daha hafif. Daha hafif olarak yapıyorum. Bir küre oluşturdum. Şurası daha koyu. Burası en koyu olan kısım. Bu şekilde bir küre oluşturdum. Mesela bir küp yapalım. Kareden oluşuyor. Bu da bir küp. Şu şekilde. Buradan ışığımız geldi. Buraya çarpması için burada güneşim var. Buna da aynı şekilde burası koyu. Düz çizgilerle karalama yapıyorum. Evet. Bir kenarıma en koyu yaptım. Sonra buradan geldi. Hafif şurası açık. Burası da koyu. Ama gitgide hafiflettim. Çok hafiflettim. Çünkü burası yuvarlak bir yüzey değil aslında. Düz bir yüzey. Onun için çok çok hafif yapmam gerekiyor. Burası da zaten parlak alan. Çok hafif kenarlardan şöyle şöyle yapılabilir. Şuralardan. Hani belirginleştirmesi için. Bu da kübümü boyama tekniğim. Şimdi karalama teknikleri de var tabii. Karalama tekniklerinden de bahsedeyim. Karalama tekniğimde mesela şöyle bir kutunun içine anlatayım. Şu şekilde yapma. Bitkide açtım. Bir tane daha şuraya anlatayım. Noktasal olarak
Bu çok uzun süre, ay pardon. Bu çok uzun süren bir. Ya biraz daha şöyle şöyle şöyle. Gitgide bunu aralıklarını açıyorum. Burada daha yoğun. Gitgide şu şekilde aralarını açtım. Daha da yoğun. Biraz daha. Ne oldu? Biraz daha şurası şöyle olabilir. Hafif hafif şöyle yapıyorum. Böyle bir karalama tekniğim var. Başka nasıl olur? Küpten anlatalım. Küpümü çiziyorum. Evet, bir sürü çizgi çizdim. Şimdi çaprazını çiziyorum. Yine ışığımı buradan aldım. Kare kare. Şimdi burayı tekrar yoğun, daha yoğunlaştırıyorum. Şimdi hafif burayı biraz koyulttum. Bu da bir karalama tekniği. Bunun gibi başka teknikler de var. Şimdi çok kısa, yani kompakt bir şey anlattım. Bunun gibi içerikler olsun isterseniz lütfen aşağıya yorum yapın. Ben ona göre tekrardan sizin için bir video çekeceğim. Şu anda tamamıyla YouTube videolarımın ilk videosu sayılır bu. Diğerleri tamamıyla çizimle alakalıydı. Eğer ki hani ben bu tarz böyle demo videolar çekip koyup siz de altına evet biz bunu istiyoruz, bize bunu anlatırsan seviniriz derseniz ben ona göre daha içerikli bir video çekeceğim. Bu tamamıyla kısa, ufak bir şeydi. Yine de bir sorunuz varsa bana lütfen sorun. Ufakça ama yine de çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.